Münir Korkmaz 29 Ekim 2016 yılında KYK ile ihraç edildim. 29 yıllık öğretmendim. Hakkımda en ufak bir soruşturma yoktu. Evime en yakın okulda çalışıyordum ve iyi bir öğretmendim ama KYK ile ihraç edildim. İhraç edildikten sonra günlerce zil seslerinde ağladım. Yani çünkü öğretmenliği çok seviyordum, mesleğimi çok seviyordum. Bu süreç sonrasında hani ailemden, sendikamdan, toplumsal çevremden destek gördüğüm gibi ama toplumda şöyle bir algı oluştu. Bunlar vebalı, bunlar tehlikeli. Çünkü bizi hiçbir iddianame olmamasına rağmen, hakkımıza hiçbir soruşturma olmamasına rağmen terör örgütü üyeliğiyle veya terör örgütüne yardım etmekle suçladılar. Bu çok haksız bir şeydi bizim için. Bu süreçte 140 bin kişi ihraç edildi. Bu 140 bin kişinin yaşadıkları gerçekten dünya tarihinde görülmemiş bir şey. Hiçbir yerde çalıştırılmıyoruz. Bırakın kamu kuruluşlarını, özel sektöre dahi başvursanız TC'niz girdiği zaman KYK'lı olduğunuz ortaya çıkıyor. Örneğin benim özelimde, ben bu arada bu 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Demokrasi Güçleri adına aday olmuştum. Adana Çukurova ilçesinde belediye meclis üyesi oldum. Orada çeşitli komisyonlarda görev aldım. 1,5 ay görev yaptıktan sonra bir ihbar sonucunda mazbatam hukuksuz bir şekilde elimden alındı. İhbar, isimsiz ihbar mı? Hayır, isimli ihbar. Maalesef isimli bir ihbar sonucunda. Ali Aslan, 686 sayılı KHK ile ihraç oldum. 21 yıllık öğretmenim. Hakkımda herhangi bir somut suçlama yok. Ki benim gibi 4500 kişi için de aynı şey geçerli. 2,5 yıl geçmesine rağmen bugün dahi yaptıkları okul, mahalle, komşu, polis, emniyet istihbaratlarına rağmen hiçbir suçlama bulamadılar. Mahkeme yolu kapalı. OHAL komisyonunda duruyor dosyalarımız. Onlar da görüşülmedi. Çalışma haklarımız elimizden alındı. Eşimizin sağlık sigortası üzerinden sağlık hizmetleri alabiliyoruz. Bekar olanlar ya da eşi de çalışmayanlar hiçbir sağlık hizmeti alamıyor. Bunun yanında KHK'lı olduğumuz için kimse bizimle beraber çalışmak da istemiyor. Çalışma hakkımız da elimizden alındı. Seyahat özgürlüğümüz de yok. Ülkede görünür olmaya çalışıyoruz. En azından hakkımızda bir iddianın hazırlanması ve mahkemelere sirayet etmesini bekliyoruz. Adım Ramazan Çınkır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 16 yıl olarak memur olarak çalışmaktaydım. 672 kanun hükmünde kararname ile 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edildim. İhraç edilmemin sebebi mahallemizdeki bir memurun istihbarata bilgi vermesi sonucunda, vermiş olduğu bilgiyi de daha sonra benden paylaşmış olması durumunda ben öğrenmiş bulunmaktayım. Yani anlamadığımız konu şu, siz devlete bir bilgi veriyorsunuz, devlete verdiğiniz bilgiyi tekrar gene geri geliyorsunuz, bize söylüyorsunuz. Bu da yani çok anlamlı bir şey değil, kendi kendini ifşa etmiş durumdadır. Ayrıca 6 ay, 180 gündür kemoterapi ilacım ödenmediğinden dolayı çok mağduriyetler yaşadım. Aynı zamanda oğlum 5. sınıf öğrencisi. Devlet bursluluk sınavına gireceğinde öğretmenine ilk sorduğu soru: hocam, ben KHK'lı bir memurun çocuğuyum, ben de devlet parasız yatılık bursluluk sınavına girebilir miyim dedi. Yaşadığımız travmalar çok büyük. Psikiyatri hastası olduk. Aynı zamanda hematoloji hastasıyım. Yüksek risk hastasıyım. Hastalığım kardeş hastalıklar. Kendi aralarında birbirlerine çevrilebiliyor. Şu anda çok zor durumdayız. İnanın bir katı bile çıkmakta güçlük çekiyoruz. Bir an önce yasal haklarımızın tekrar gene geri kabulünü istiyoruz.